Gerçek hayat böyle değil, değil mi? Gerçek hayat daha zor. Belki de biz zorlaştırıyoruz. Belki. Çizim yaparken... Geç. Kaan'la aranızda ne var? Efendim? Bin defa sordurma Gökçe. Kaan'la aranızda ne var? Hiçbir şey. O arkadaşım benim. Ne oldu ki? Kaan'ın kim olduğunu biliyor musun? He? Duru'nun eski sevgilisi o. Biz onun yüzünden bin türlü sorun yaşadık. Duru'yu göndermek zorunda kaldık. Ben gerçekten bilmiyordum. Seni kullandığını da bilmiyordun o zaman. Biliyor muydun? Nasıl yani? Gökçe, Duru sizin konuşmanızı duymuş. Her şeyi anlattı bana. Ya mümkün değil böyle bir şey. Gerçekten Demir Bey, ben... Her şeyi intikam için yapmış. Biliyor muydun? Seni de kullanmış. Artık aranızda ne geçtiyse, söylediği her şey, hepsi yalan dolan. Hepsi benden intikam almak için yapmış. Demir Bey, benim gerçekten hiçbir şeyden haberim yok. Gerçekten ben sizi en başından beri hiç... Gökçe, ben bunu herkesten beklerdim. Gerçekten herkesten, ama senden beklemezdim. Yazıklar olsun ya. Demir Bey, gerçekten ya. Çık dışarı. Çık. Aşk ne kadar güzel ve aynı zamanda ne kadar özel bir şey. Hayatının aşkını bulmak, ruh eşini bulmak, onunla el ele ömür boyu birlikte yol almak, her şeye rağmen seni seven, seni sen olduğun gibi kabul eden ve hiç değiştirmeye çalışmayan biriyle ömrünü geçirmek. Bunlar çok zor bulunan şeyler. Ve böyle birini bulmak da çok zor. Ama bir kere bulunca insan... Onu bir daha hiç bırakma. Ne olursa olsun. Bakın bana, Türkiye'nin en iyi ajanslarından birinin sahibiyim. Gökçe de başta benim çalışanımdı. Ama ne oldu? Ben aşkı onda buldum. Ne? Evet, ben de buldum. Ve hiçbir şey aşkımıza engel olamadı. Çünkü o... Beni ben olduğum için seviyor. Bunu biliyorum. Evet, kesinlikle çok doğru. Yani sizin kültürünüzde nasıl bilmiyorum ama... bizim kültürümüzde... Gökçe! Aşkından gitti.